Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada çift kat pişen sütlü yumuşacık lavaş tarifi hazırladım. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Lavaşımın hamurunu hazırlamak için 2 su bardağı sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim ve önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Elime yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile, ama herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Ekmek hamuru hazırladığımız için hamurumuzu çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Açarken zorluk yaşamamamız için. Hamurumu güzelce yoğurdum. Elime yapışmayan orta sertlikte bir hamurumuz oldu. Yoğurmuş olduğum hamuru ilk olarak hamur kesme aparatı ile ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını rulo şeklinde uzatarak küçük küçük parçalar olacak şekilde kesiyorum. Bu tariften 28 tane beze hazırlayacağım. Sizler de bezelerinizi pişireceğiniz tavanın boyutuna göre hazırlayabilirsiniz. Hamurumun hepsini küçük küçük kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bezelerimi hazırlarken büyük olan hamur parçasından kopartarak küçük olana ekliyorum. Böylelikle bütün bezelerimin boyutunun eşit olmasını sağlıyorum. Dilerseniz bu lavaş hamurunu süt kullanmadan sadece su ile de hazırlayabilirsiniz. Ama eğer süt kullanırsanız lavaşlarınız daha da yumuşacık olacaktır. Bezelerimin hepsini hazırlayıp kenara aldıktan sonra bir tane bezemi alıyorum. Altına, üstüne bolca un serpiştirip elimle üzerine bastırdıktan sonra oklavam ile çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Ve açmış olduğum bezeyi kenara alarak diğer bezelerimi de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bu lavaşları hazırlamak için mutfakta çok da usta olmanıza gerek yok. Bu büyüklükteki hamuru artık çocuklar bile açabiliyor. Tarifimi herkes ama herkes kolaylıkla yapabilir. Bezelerimi bu şekilde açtıktan sonra aralarına yağ sürüp üst üste katlayacağım. Daha sonra da büyük bir şekilde açacağım. Bezelerimin hepsini açtıktan sonra yanıma yarım çay bardağı sıvı yağ aldım ve bir fırça yardımı ile açmış olduğum bezelerin yarısına sıvı yağ sürüyorum. Diğer kalan yarısında sıvı yağ sürmüş olduğum bezelerin üzerine kapatıyorum. Bezelerimin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bez örterek 10-15 dakika dinlendireceğim. Böylelikle ekmeklerimiz daha kolay açılacak. Ben yarım çay bardağı dedim ama inanın o kadar bile yağ gitmiyor. Burada önemli olan püf nokta, bezenin üzerine yağ sürerken bezenin her yerine gelecek şekilde sürmemiz gerekiyor. Şimdi üzerine temiz bir bez örtüyorum ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerimi 10 dakika dinlendirdim. Şimdi üzerindeki bezi aldım ve bezelerimi de tezgahın kenarına alıyorum. Artık açma işlemine başlıyorum. Çift kat bezemin altına ve üstüne bolca un serpiştirdikten sonra oklavam ile açmaya başladım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıyor. Benim oklava ile açmak daha kolayıma geldiği için oklava ile açmayı tercih ettim. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Bezelerimi açtıktan sonra sonunda bir tanesini de merdane ile açtım. Sizlere merdane ile de nasıl açıldığını göstermek için.
Zaten hamurumuzu çok iyi bir şekilde yoğurduğumuz için ister merdane ile açın ister oklava ile kolaylıkla yufkalar açılıyor. Açmış olduğum lavaşları tezgahımın kenarına alıyorum. Ben lavaşlarımın hepsini açtıktan sonra pişirme işlemine başlıyorum. Şimdi bir tanesini de merdane ile açmak istiyorum. Sizler hangisinde daha rahat açarsanız oklava ya da merdane onunla açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi merdane ile de gayet kolay bir şekilde ekmeğimiz açıldı. Ekmeklerimin hepsini açtıktan sonra tavamı ısıttım. Sıcak tavanın üzerine lavaşımı aldım ve pişirmeye başlıyorum. Ekmeğinizi pişirirken ısı dengesini çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer çok kısık ateşte ya da çok yüksek ateşte pişirirseniz ekmeğiniz yanabilir ya da kuruyabilir. Orta ateşin biraz daha üstünde pişiriyorum ben. Ekmeğimden kabarcıklar çıkmaya başladıktan sonra ters çeviriyorum. 1-2 saniye daha pişirdikten sonra üzerindeki ekmeği bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla ekmekler birbirinden ayrılıyor. Üzerindeki ekmeği aldıktan sonra ters çevirip 1-2 saniye daha tavanın üzerinde tutuyorum ve ocaktan alıyorum. Hemen diğer lavaşımı da aynı şekilde pişirmeye başladım. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzda kesinlikle maya kullanmadığımız halde tıpkı mayalı bir ekmek gibi puf puf kabarıyor ekmeğimiz. Yine ikinci lavaşımın da aynı şekilde üzerindeki ekmeği bu şekilde alıyorum. Kolaylıkla ayrılıyor. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer evinizde ekmeğiniz varsa inanın başka hiçbir şey olmasa bile iki yumurta kırıp ekmeğinizle yiyebilirsiniz. Lavaşlarımı pişirdikten sonra bir sofra bezinin arasına alıyorum kurumamaları için. Lavaşlarımın hepsini pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi yumuşacık oldu ve incecik lavaşlarımız oldu. Gerçekten muhteşem bir tarif. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşabilirsiniz. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız eğer yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Lavaşlarımı bu şekilde sunum tabağının içerisine alıyorum. Tülbent gibi incecik, çok güzel, yumuşacık lavaşlarımız oldu. Bu lavaşları çiğ köfte dürümü, tantuni ya da istediğiniz herhangi bir şekilde tüketebilirsiniz. Lavaşlarınızı eğer hemen tüketmeyecekseniz mutlaka bir sofra bezinin arasında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Kurumamaları için eğer açıkta bırakırsanız kuruyabilir. Lavaşlarımı bu şekilde sunum tabağına aldım. Bölerek sizlere ne kadar güzel yumuşacık olduğunu göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.